Hayırdır Mirke? Bizi buraya niye topladın şimdi? Ben biliyorum. Yemek makinesi icat etti. Sonunda sözümü dinledi. Değil mi Mirket? Doğruyu söyle bak. Lütfen. Hadi hadi. Necati, ne hayalperest adamsın ha? Allah aşkına nasıl bir şey hayal ediyorsun? Bir anlatsana. Ne var Remzi ya? Bir tane makine icat edeceksin. Bir de düğmeleri olacak işte. Aynı su makineleri, içecek makineleri gibi. Orada tuşlar olacak. Adana, Urfa, lahmacun veya karışık. Ya da ev yemekleri. Düğmeye basacaksın. Aşağı lak diyeni verecek. Çok güzel olmaz mı? Bence de çok afaki bir hayal Necati abi. Görüyorsunuz bak, bilgili olmanın avantajları işte. Canan ne kadar değişik kelimelerle konuşuyor. Aferin sana Canan. Neyse çocuklar, tamam, tartışmaya son veriyorum. Arkadaşlar, çok mini minnakçık bir icat yaptım. Mirket, artık söylesen şu icadı diyorum. Aramızdaki tartışma bitse bari. Tamam Remzi, hemen anlatıyorum. Bu portalda bir şey keşfettim. Güneş ışıklarıyla ay ışığı bir araya gelirse ve onları çiçek tozlarıyla birleştirirsek Minecraft'tan geldiğimiz gibi evimize dönebiliriz. Ne? Gerçek bir mirket bu. Peki ne zaman deneyeceğiz bu anlattıklarını? Uçmaya hazır olun Kadriye. Ben her şeyi ayarladım. 3, 2, 1 ve macera başlasın. Kadriye, Necati, Şakir, Canan, kocaman dev gibi bir şey olmuşsunuz. Baba, Necati abi burada, Canan burada, annem, sen, peki Mirket amca nerede? Buradayım çocuklar, görmüyorsunuz beni değil mi? Ay, siz dev olmuşsunuz, ben mini minnak kalmışım böyle, nasıl oluyor bu şimdi ya? Mirket amca, dikkat et de Necati abiyle babam seni ezmesin. Mirket amca, frekanslar mı karıştı? Ne oldu böyle sence? Hiçbir fikrim yok Canan. Ama şu kadarını biliyorum ki en son ışınlanan bendim. Acaba sona kaldım diye, donama kaldım diye düşünüyorum. Necati, en çok da sen büyümüşsün he? Ay yok Remzi, kusura bakma. Necati'yi artık hiç eve alamam. Kadriye saçmalama, niye öyle diyorsun? Aa, görmüyor musun ayol? Bütün evi kapladı. O bize gelince biz nerede kalacağız? Nerede oturacağız? Nerede yemek yiyeceğiz? Bak, ne yemek masası gözüküyor ne halı gözüküyor. Devleşmiş Remzi, boş ver. Sen kendine başka kanka bul en iyisi. Remzi, Kadriye benim kalbimi çok kırıyor. Ben gidiyorum. Necati dur, onun her zamanki hali. Ne alınıyorsun canıma? Yok, ben daha fazla duramam. Herhalde devleşince kalbim daha da hamur oldu. Görüşürüz. Ama bir dakika ya. Mirket, ben bu şekilde nasıl yemek yiyeceğim? Nasıl yatağa yatacağım? Nasıl etraflarda gezineceğim? Herkes bana bakar dev morfil diye. Vallahi çocuklar, onca yol geldik. Ne kadar kilometre, ne kadar parametrede dolaştığımızı hiç bilmiyoruz. Yorgunum, eve gideceğim. Zaten Feride'yi de özledim. Bir şekerli, bir sade. Hadi bana müsaade. Mirket amca dur dur. Bir yere gidemezsin. Aa, biz niye böyle kaldık şimdi? Nasıl eski halimize döneceğiz? Anne, baba bir şeyler yapsanıza ya. E haklı Şakir. Adam hep bizimle mi uğraşacak yani? Bu arada ben çok acıktım ha. Bir şeyler hazırlayayım mı size, ne dersiniz? O zaman ben kalıyorum demektir değil mi Kadriye? Öyle demek istememiştim Necati. Kal Necati kal. Sen onlara bakma. Aa, ev benim evim. Benim davetlimsin. Benim arkadaşımsın. Bak tekrar davet ediyorum. Necati, bizimle yemeğe kalır mısın? Üf tamam ya. Daha iyi bir fikrim var. Necati, sen bize dışarıdan yemek ısmarla. Ne dersin? Tamam Kadriye, olur. Olur mu? Gerçekten mi Necati abi? Ismarlıyor musun şimdi bize? Ay, gördün mü Canan bak. Necati abi bize sürpriz yapıyor. Yalnız bir dakika. Param var mıydı, yok muydu? Hiç hatırlamıyorum. Önce cebimi bir kontrol etmem gerekiyor. Tamam tamam, kredi kartımı buldum. Ne yemek istersiniz peki? Necati, bu cömertliğini neye borçluyuz acaba? Size ve evimize kavuşmaya borçluyum Remzi. Ayol, ne zaman ayrıldık da bize kavuşmayı kutluyorsun? Ne alem adamsın ya. Ay süper süper. İlk yemeğimiz harika olacak demektir. Necati abi, ben bir tane pizza alayım. Ben de hamburger. Pardon çocuklar, o kadar çok açılamıyoruz.
herkese aynı tip yemek kısmı almak zorundayım. Çünkü kampanyaları takip ediyorum. Bir dakika, bir dakika. Cep telefonuma bakmam gerekiyor. O ne Necati abi ya? Cep telefonunu hortumuna koyup mu bakıyorsun? Böylece daha iyi görüyorum Şakir. Bakayım. Evet evet, işte indirimi kapmışım. Hemen hepinize kampanyalı yemek ısmarlıyorum. Anne, ben banyoya girebilir miyim? Malum o kadar yoldan geldik. İyi bir temizlenmek istiyorum. E kızım, yemek gelene kadar çıkar mısın peki? Çıkarım anne, merak etme. Ondan sonra ben mi yıkansam acaba? Yalnız Şakir, biliyorsun suyu temkinli kullanmamız gerekiyor. Tamam tamam, merak etme. Necati abi, söyledin mi yemeği? Ne zaman geliyormuş? Kurye yoldaymış Şakir. Birazdan geliyormuş. Kadriye, acaba bardakları mı hazırlasan diyorum. Bir dakika ya, bardakları niye ben getiriyormuşum? Siz getirin, ben çok yorgunum. Şöyle köşede biraz oturayım da keyif yapayım. Oh mis mis. Remzi, kapı çaldı. Şakir, kapıya baksana oğlum. Tamam baba, peki hemen açıyorum. Kim geldi Şakir? Kadriye Hanım, sesinizi duydum. Gelmişsiniz, dönmüşsünüz. Ay çok mutlu oldum. Ben ve çocuklarım sizi çok özledi. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. Mahallesiz yokken pek sessizdi canım. Bir daha dönmeyi düşünüyor musunuz? Burada ne kadar kalacaksınız? Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Pardon hanımefendi, motorunuz nerede acaba? O ne? O da ne? Necati, sen ne kadar devleşmişsin öyle. Ay şimdi fark ettim. Kadriye Hanım, sen de bir büyümüşsün. İnanmıyorum. Remzi Bey de çok büyümüş. Ne oldu size böyle? Çok şaşkınım şu anda. Hep böyle mi kalacaksınız? Mülkiyet size bir karışım yapacak mı? Sizinle ilgilenecek mi? Hep böyle kalırsanız bu eve nasıl sığacaksınız? Ay hiçbirisini bilemedim yani. Sevgili komşum, şimdi çok yorgunuz da daha sonra görüşsek olur mu acaba? Ama ben çok merak ettim. Bu soruların cevabını kimden öğreneceğim peki? Daha sonra kardeşim, daha sonra. Yani ben şimdi gideyim mi diyorsunuz? Güle güle sevgili tavuk kardeşim. Gene bekle. Bekler miyiz? Yok, beklemeyiz. Değil mi Remzi? Necati, ayıp oluyor ama sus. Tamam peki, ben müsait olunca tekrar gelirim o zaman. Hoşçakalın. Anne, bu teyzenin sorduğu sorulardan bir tanesi kafama takıldı. Gerçekten biz ne zaman normale döneceğiz? Mirket amcam bizimle ilgileneceği zaman Şakir. Heh, kapı çaldı. Herhalde bu sefer yemekler geldi. Tamam, açıyorum. Yemekler geldi. Yalnız bir dakika, hemen paketi açmayın. Ben kendime 3 porsiyon fazla söyledim. Ona göre. Cüsseye göre ise o zaman. Bana da çeyrek porsiyon mu söyledin Necati abi? Hayır Şakir. Herkese tam söyledim, kendime 3 tane söyledim. Özür dilerim. Bir dakika, bir dakika. Evde konfeti vardı. Dönüşümüzün şerefine konfeti patlatmak istiyorum. Arkadaşlar, abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bizle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.